Şimdi onlar şöyle bir bölünme istiyorlar. Ya diyorlar şimdi Türkiye'de kepazelik çıkartıp, rezalet çıkarıp bölünme yapacağımızı önce bir korkutmayla yapmaya çalışalım. Yani şehirleri karıştırırız, ortalığı karıştırırız, bölgeyi karıştırırız, sürekli şehit verirsiniz. Bize iş çıkartmayın, kolaylık çıkartın. Ne istiyorsunuz? Ya biz fazla bir şey istediğimiz yok diyor. Federasyon olsun. Türkiye'ye yine bağlı olalım. Yani Kürt bayrağı asalım. Kürt devletin bayrağını. Türk bayrağını da yanına asarız. Bir şey olmaz diyor. Yani kardeş kardeş ikisi de beraber dururlar diyor. Türk devleti de bizi beslesin diyor. Yani vergileri topladığınız paraları da bize versin diyor. Komünist hükümete de devlet para verecekmiş. Komünist federal devlette onları ilerleyecekmiş oradaki vatandaşlarımız. Esir aldığı vatandaşlarımızı göğe. Şimdi bunların böyle bir safhaya ihtiyaçları var. Çünkü federasyondan bağımsız devlete geçecekler. Ama federasyonu elde etmek çok önemli bir konu. Çünkü federasyondan bağımsız devlete geçmek an meselesi. Federal devlette bir seçim yapar adam kendi arasında. Biz bağımsızlığımızı ilan ediyoruz diyecek. NATO falan devreye girecek kendi kafalarınca. Öyle bir düşünceleri var. Şu anda kepazelik çıkartmamaların nedeni ne biliyor musun? Ağır silahlara sahip değiller. Yani komünizmi ihraç etmemelerinin sebebi, atağa geçmemelerinin sebebi ağır silahlara sahip değiller. Hafif silahlara sahipler. En fazla uçak savara sahipler. İşte bazoko, mazoko falan peşmekan, hafif toplar falan, havan topları var. Yani zayıf silahlara sahipler. Bağımsız devlet olurlarsa komünist Çin'den tank, top, roket, Kuzey Kore gibi bölgenin en güçlü askeri ordularından birisini oluşturacaklar. Güneydoğu'da. Yani müthiş bir askeri yapılamayacaklar. Tabii Amerika'da yardım edecek bunlara. Çin de yardım edecek, Rusya da yardım edecek. Müthiş bir askeri güce dönüşecekler. Suriye'deki Kürtleri de işin içine alacaklar. Irak Kürtlerini de işin içine alacaklar. Dev bir komünist Kürt devleti kurulacak. Müthiş bir askeri güce sahip. Türkiye'de silah ambargosu koyacaklar. Zaten Türkiye'nin de belirli ekonomik gücü. Onlara silah çünkü bedava. Hibe şeklinde verilecek. Türkiye işçilerimizin alım teriyle kazandıkları parayla hareket ediyorlar. Onun için bu ilk aşamada fazla telafat vermeden bu işi yapmak istiyor bunlar. Güneydoğu'da komünist bir devletin kurulması, orada dev bir askeri gücün, çünkü militanların hepsini subay yapacaklardır. Dağda yaşayan tamamı subay olacaktır. Kuzey Kore'den daha azgın bir devlet haline gelecek. Böyle bir konumda Türkiye'nin geri kalanının yutmaları an meselesidir. İran'ın yutmaları an meselesidir. Ve oradaki İran'da da biliyorsunuz komünist büyük bir hareket var. Yani hem Kürt komünist hareketi var hem İran komünist hareketi var. İran'daki komünist hareket çok güçlü. Yurt dışında da onlar faaliyet halindeler. Yani Amerika da destekliyor onları, Rusya da destekliyor, Çin de destekliyor. Eğitim alıyorlar yani. Büyük çapta hazırlık yapıyorlar. Çeşitli yabancı ülkelerde de askeri eğitim yapıyorlar. Yani sürekli yıllardan beri hazırlanırlar. Dolayısıyla kısa sürede orada bir komünist işgal düşünüyorlar. Amerika'da buna ışık yakıyor çünkü Amerika'nın Armagedon'a ihtiyacı var. İncil'deki inançlarına göre büyük bir savaş olması gerekiyor. Şeytanın ordularıyla İsa Mesih'in savaşacağına inanıyorlar. Şimdi şeytanın ordusu yok ortada. Oluşması için komünist bir güç olması gerekiyor. Amerika var gücüyle şu an Çin'in de desteğiyle orada komünist bir yapılanma olmasını istiyor. Yani şeytanın ordusunun oluşmasını istiyor. Sonra birdenbire üstüne çöküp yerle bir etmek için. Atom bombası kullanarak, nükleer silahlar kullanarak dümdüz etmeyi düşünüyor. İncil'deki denilenlerin doğru çıkması için. Halbuki Armageddon oldu. Armageddon işte şu Irak'ın işgalidir. Yani konu bitmiştir. Böyle bir savaş da olmayacak. Şimdi biz bu savaşı durdurmak için aylardan beri, yıllardan beri savaşıyoruz, mücadele veriyoruz. Abdullah Öcalan zaten konuşmasında diyor, Deccal. Beni diyor Avrupa kullandı diyor. Bandını göstereyim isterseniz. Konuşma bandı var. Avrupa beni kullandı diyor. Söylüyor adam yani. Çekinmiyor. Anlatıyor. Yani komünizmde hedef belirli bir bölgeyi komünist yapmak değildir. Bütün dünyayı komünist yapmaktır. Din, devlet ve aile komünizmin karşı olduğu kurumlardır. Bir kere dini ortadan kaldırmak, devleti ve aileyi ortadan kaldırmak, proletarya diktatörlüğünü kurmak her komünistin hedefidir. Yani dünyadaki proletarya diktatörlüğünü kurmak. Proletarya diktatörlüğünün daha ilk aşamasında bunlar. Yani komünist gerilla savaşı yapıyorlar şu an. Daha ilk aşamalarındadır. Bak Karl Marx ne diyor? Din, fakir halk kesimlerini uyutmak için yönetici sınıf tarafından oluşturulan bir kültürdür. Fakir halk kesimini uyutmak için yönetici sınıf tarafından oluşturulan bir kültürdür. Dine bakış açıları bu. Kafada başka bir şeye erdiği yok. Dar bakışlılar. Mesela diyor ki gene Marx, din ahlakı halkı uyutmak için kullanılan afyondur. Dolayısıyla dine karşı mücadele komünizmde çok hayati bir konu olmuş oluyor. Evet. Dinsizlik Marksizmin doğal bölünmez parçasıdır diyor Lenin. Bak dinsizlik Marksizmin doğal bölünmez parçasıdır. Din gitti mi devlet de gidiyor, aile de gidiyor. Adamlar zaten ne diyor? Lenin komünistlere üniversitede yaptığı konuşmada diyor ki devlet öğretisi, devletin gerekliliği toplumsal ayrıcalığı, sömürünün varlığını, kapitalizmin varlığını haklı kılmaya hizmet eder. Yani devlete karşı, dine karşı, aileye karşı, ahlaka karşı şu an Güneydoğu'da uygulanmak istenen sistem bu. Evet. Biz de buna karşı mücadele veriyoruz. İlmi mücadele veriyoruz. Askeri müdahale netice vermez. Polisiye müdahale netice vermez. Bilimsel mücadeleyle, ilmi mücadeleyle neticeye varılır. Anti-Darwinist, anti-komünist mücadele. Tamamen bilimsel mücadele ve sevgiyle, şefkatle. Şefkatsizlik, sevgisizlik yine komünizmi geliştirir. Azdırır. Abuz suratlar, azgın yüzler, totaliter uslup, böyle gözü dönmüş, saldırgan, mafyavari hareketler, küfretmek komünizmi durdurmaz. Veyahut kontrgerilla faaliyetleri komünizmi durdurmaz. Komünizmin durması, dinsizliğin durması, Darwinizmin yıkılması, materyalizmin yıkılması, antikomünist faaliyet, sevgi, şefkat, merhamet, insana değer verilmesi, saygı duyulması, İslam ahlakının yaşanıp yaşatılması. Bunlar netice alınır. İnşallah hocam. En sağlam metot budur. Ve net netice alınacak metot budur. Başka da yol yoktur. İnşallah hocam.